Okey, bir önceki dersimizde PowerShell ise'nin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini görmüştük. Şimdi gelin PowerShell ise'yi uygulamalı olarak nasıl kullanabiliriz beraber görelim. Aynen PowerShell konsolu açtığım gibi PowerShell editöre sağ tıklıyorum ve Windows PowerShell ise'yi çalıştırıyorum ya da Administrator olarak çalıştırıyorum. Ben burada Administrator olarak çalıştıracağım. Çünkü yönetimsel komutlar koşturacağım. Gördüğünüz gibi iki tane bölmesi var demiştik Windows ise'nin. İse bana burada hem konsol arayüzü sağlıyor, burada koşturabileceğim, hem de aynen burada çalıştırabileceğim bir script editörü sağlıyor. Bunlar tamamen birbirinden bağımsız. Buraya yazarken başka bir komutu gelip burada yazabiliyorum. Her iki tarafta da PowerShell ise bana komutları nasıl tamamlayabileceğimi gösteriyor. Şimdi öncesinde bu arayüzle çalışmadan önce gelip PowerShell'in arayüzüne birlikte bakalım. Şurayı bir büyüteyim. Büyüttüğümde yukarıya doğru geldiğimde ilk olarak PowerShell ise'nin menüsünü görüyorum. File menüsü, Edit menüsü, View menüsü, Tool menüsü, Debug ve Addon. Ne demiştik? PowerShell üzerinde üçüncü parti eklentileri yükleyebilir ve bu eklentileri PowerShell üzerinde koşturabiliriz. İşte buradan üçüncü parti bir Addon'u yükleyebiliyoruz. Help menüsünden de Windows PowerShell ise'nin help komutlarını çalıştırabiliyoruz. Aynı zamanda Update Windows PowerShell Help dediğimizde bize burada gidip help komutlarını otomatik olarak grafiksel arayüzden update ettirebiliyor. Buna da ileride bakacağız. Biz PowerShell gün be gün komutlarını yenilediğinden, güncellediğinden en son PowerShell yardım komutlarını update komutlarıyla beraber çekebiliyoruz. Gene gelişmiş bir debugging özelliği var dedik. İşte burası da aynen burada. Gelişmiş bir debugging yapabiliyorsunuz ise üzerinde. Tools menüsünde de çeşitli opsiyonlar var. Opsiyonlarda gördüğünüz gibi çok daha gelişmiş PowerShell yönetimi sağlayabiliyor. Biz buradan komutların renklerini ya da hataların renklerini tamamen kendimize göre düzenleyebiliyoruz. Gene editörün nasıl görüneceğini de aynen buradan Options menüsünden seçebilirim. View'e geliyorum. View'e geldiğimde de çeşitli çalıştırabileceğim komutları görüyorum. Windows PowerShell ise'nin en güzel yanı her bir çalıştıracağınız editör arayüzündeki değişikliğin aynı zamanda bir grafiksel, yani bir keyboardsal arayüzü var. CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3'te ben buradaki panelin yerlerini değiştirebiliyorum. Birazdan göreceğiz. Edit menüsünde de gördüğünüz gibi copy, paste gibi işlemleri yapabiliyorum. File menüsü önemli. Ben PowerShell üzerindeki scriptleri direkt ise üzerine open diyerek scriptlerimi çalıştırabilirim. Buraya alabilirim ya da aynı şekilde PowerShell üzerinde çalıştırdığım komutları buradan save diyerek PowerShell ise ile beraber sonrasında kullanmak üzere save edebilirim. Bunların hepsini mouse'la, yani grafik arayüzüyle yapıyorum. Şimdi şuraya gelelim. Buraya geldiğimizde aynen bunun yan tarafına yeni bir PowerShell script sayfası oluşturabilirim. Hemen bir tane oluşturalım. Gördüğünüz gibi ikinci Untitled PS1'ım geldi. Aynı şekilde dosyayı buradan açabiliyorum. Yani scriptlerimi buradan açabiliyorum ve kaydedebiliyorum. Herhangi yazdığınız bir şeyi buradaki makas menüsünden cut edebilirsiniz. Sonrasında da paste edebilirsiniz gördüğünüz gibi. Şu çok güzel bir özellik: Clear Console Pane. Benim normalde CLS yazarak yaptığım şeyi grafik arayüzden otomatik olarak kendisi silebiliyor. Yani konsol üzerinde çalışan komutları bir komut koşturdum. Şöyle şunu da biraz daha küçülteyim, daha rahat görelim. Bir komut koşturdum ben. Gelip burada Clear Panel'e bastığımda otomatik olarak komutu temizleyip bana daha sağlıklı bir ekran getirebiliyor. Tekrar büyütelim buradaki ekranı daha rahat görmemiz açısından. Yukarıya geldiğimde PowerShell üzerinde Run Script ve Run Selection gibi iki seçenek görüyorum. Bu ne demek? Ben bir komut yazdım. Get Service diye. Ve bu çalıştırdığım komutu bastığımda aynen get servis aşağıdaki gibi bana servisleri getirdi gördüğünüz gibi. Peki ben buna, şunu tekrar paneli temizleyeyim. İkinci bir komut olarak ya da yanına da yazabilirim, çok fark etmez. Get process dediğimde ne olacak? Tekrar çalıştırdığımda PowerShell ise ne yaptı? İlk önce gitti get servisi çalıştırdı. Sonrasında da gitti processleri çekti. Peki ben sadece get servisi çalıştırmadan get process çalıştırmak istiyorsam ne yapıyorum? İşte gördüğünüz gibi bu alanı seçiyorum. Ve gelip buradaki Run Selection'a bastığımda bana sadece ilgili prosesleri getirdi.
Burada kafanız karışmasın. Biraz önce get servisten sonra get prosesinin daha farklı bir şekilde dökülmesinin nedeni iki komutu birden çalıştırdığında PowerShell otomatik olarak anlıyor ve bana diyor ki sen get prosesleri aşağıdaki dizayndan daha düzgün bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bunu da ileride output formatlarda ya da pipelarda görüyor olacağız zaten ilerleyen derslerde. Buranın güzel yanı komutu çalıştırmak için benim herhangi bir grafiksel arayüze ihtiyacım yok. PowerShell ise de her şeyin bir kısa yol tuşu var. Ben buradaki alanı tarayıp gidip bilgisayarımdan F8'e bastığımda gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan komutu kendisi otomatik olarak tekrar çalıştırdı. Ya da gelip buradan F5'e bastığımda her iki komutu da gidip önce bunu sonra bunu çalıştıracak. Ve istersem komutlar çalışıyorken burada o komutu durdurabilirim. Süper özellikler. Gördüğünüz gibi PowerShell ise bize inanılmaz kolaylıklar sağladı. Şimdi şuradaki alandan da PowerShell ise'yi çalıştırıyorken PowerShell konsolu açabilirsiniz ayrı bir menüde. Şurayı da daha rahat görmemiz açısından küçültüyorum. Gördüğünüz gibi şurada konsolu çalıştırdığımda otomatik olarak yeni bir PowerShell CLI konsolu açılıyor. PowerShell'de PowerShell ISO özelinde çalışmanın en güzel yanında buradaki editörlerin yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Ne demek bu? Şu an altlı üstlü duruyor. Ama şuradaki menüye bastığımda yani Show Script Panel Right dediğimde bana artık script paneli sağ tarafta gösterecek ya da tamamını script panele ayırabiliyorum. Bunun güzel bir tarafı da bunu da şuradan görebilirsiniz. View menüsünde gördüğünüz gibi CTRL1, CTRL2, CTRL3 diyor. Ben buradan Ctrl'e 1'e basabilir, Ctrl2'ye basabilir ve Ctrl3'e basarak hiç mouse'u kullanmadan istediğim gibi PowerShell editörün yerlerini değiştirebilirim. Ve son olarak harika bir özellik daha var. Bu da PowerShell Remote. İstersen bunu File menüsünden şuradan New Remote PowerShell diyerek çalıştırabilir. Ya da buradaki alandan basarak New Remote PowerShell tabı açabilirim. Bu ne işe yarıyor? Sizin uzaktaki bir bilgisayar üzerindeki PowerShell'i çağırarak burada işlem yapmanıza olanak sağlıyor. Ne demek? Benim başka bir bilgisayarım olduğunda ben o bilgisayarın örneğin göreceğiz bunu. DC01 dediğimde buradaki bilgisayarın PowerShell editörünü o bilgisayara bağlanmadan karşıma getirebilirim. Tabi bunun için o bilgisayar üzerindeki PowerShell ayarlarının buna izin veriyor olması lazım. Ve zırt diye bağlanmıyorsunuz tabi. Oradaki bilgisayara uygun credentialları yani administrator ve parolayı girdikten sonra bağlanıyorsunuz. Şayet oturum açtığınız user oradaki user'a otomatik olarak bağlanıyorsa yani orada da tanımlıysa herhangi bir password girmenize gerek kalmadan connect diyerek uzak bir sunucu üzerindeki PowerShell'i kendi bilgisayarınızdan çağırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi PowerShell ise arkadaşlar inanılmaz özelliklere sahip ve bizim hayatımızı konsola göre oldukça kolaylaştırıyor. Biz komutlarımızı bazen konsolda koşturacağız ama büyük scriptler, uzun scriptler yazdığımızda da PowerShell ise'yi kullanacağız.